Sayın Rektörüm, Sayın Kurum Amirlerim, siyasi partilerimizin değerli başkanları, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, kıymetli muhtarlarımız, değerli basın mensupları, kıymetli öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı ve engel tanımayan siz gençler. Tarım ve Orman Bakanlığımızın yerli ve milli sebze üretimi projesini de içine alan tarladan çatala anlayışı içerisinde gıdanı koru, sofrana sahip çık sloganıyla yola çıkarak engellerin engel olamadığı özel çocuklarımızın da katılımıyla gerçekleştireceğimiz engelsiz mutfak, israfsız yemek etkinliğimize hoş geldiniz. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, protokol konuşmaları, mutfak atölyesinde sizlerle birlikte çorba yapımı, sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından verilen fidelere kompost gübresi atılması, hazırlanan çorbanın tadımı ve sonrasında programı sonlandıracağız. Ve ebediyete uğurladığımız tüm şehitlerimizin aziz hatıraları huzurunda saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Nuri Ertuğrul Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Siyaset Başkanım, Sayın siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, çok kıymetli basın mensupları, okulumuzun değerli öğretmenleri, çok kıymetli gençler, öğrenciler, Tarım Bakanlığımızın Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık projesi kapsamında Abdullah Bingüllüoğlu öğrencileriyle birlikte hazırladığımız Engelsiz Mutfak, İsrafsız Yemek etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık projesiyle gıda kaybı ve israfın azaltılmasının yararları ile ilgili tüketici bilgisinin artırılması ve israfı önleyici davranışlarda tüketicinin gıdayı tüketme alışkanlıklarında uzun soluklu bir değişim planlamaktayız. İlçe müdürlüğü olarak amacımız bu faaliyetimizle gıda kayıpları ve israf hakkında farkındalık yaratmak, çevresel, ekonomik, sosyal ve geleceğe dönük sonuçlarını bilgilendirmek olacaktır. Bu anlamda öğrencilerimizle birlikte, sayın protokol misafirlerimizle birlikte biraz sonra marketlerden tüketilmeyen ürünlerimizden topladığımız ürünlerle birlikte hep beraber bir çorba yapacağız. Sonra sizlere sunacağız. Değerli misafirler, dünyada üretilen gıdaların 1/3'ü çeşitli sebeplerle kullanılmamakta ve kaybolmaktadır. Bu durum küresel olarak çözülmesi gereken açlık ve yetersiz beslenme sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından da son derece önemli boyutlara ulaşan gıda israfı fazlasıyla önemli bir meseledir. Kaybolan veya israf edilen gıdanın üretimi için kullanılan su, enerji, toprak, emek ve sermaye girdilerinin miktarı düşünüldüğünde durumun önemi daha açık hale gelmektedir.
Bu anlamda bir farkındalık yaratmak adına kendi mutfağımızda, Silivri'de hep beraber bir başlangıç yapalım. Özellikle yediğimiz meyvelerin çekirdeklerini çöpe atmayalım, toplayalım. Evden çıkarken cebimize koyalım ve herhangi bir yerde toprakla buluşturalım. 10 santim toprağın altına gömelim. Gömme imkanınız yoksa, görmüyor musun? Bak. Arsa, tarla, toprak, yol kenarı gibi toprağı gördüğümüz her alana çekirdekleri savuralım. Korkmayalım, korkmayın. Bu bir çevre kirliliği değil, aksine çevre için yeni bir hayattır. Veya bunu da yapamıyor iseniz, toplamış olduğunuz çekirdekleri ilçe müdürlüğümüze getirin. Sahaya çıkan, araziye çıkan arkadaşlarımızla birlikte bizler çekirdekleri toprakla buluşturalım. Bu çağrımızın ilçemizde ses getireceğini düşünerek gıdamızı, gıdalarımızı koruyalım ve sahip çıkalım diyorum. Gıdanın tüm insanlığa ulaşması için üretimin önemli olduğu kadar da tüketimin de önemli olduğunu söylemek istiyorum. Buradan katılan il müdürümüz, sayın rektörümüz, sayın dekanımız, sayın siyaset başkanımız, sayın ilçe milli eğitim müdürüme, partilerimizin değerli başkanlarına ve öğrencilere katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi öğretim görevlilerine ve öğrencilerine bu çorba yapımında katkıda bulundukları için, aynı şekilde siyaset başkanımıza katkıda bulundukları için çok teşekkür ediyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Manevi kirlilikten arınabilmek için Yaradan'dan hepimiz isteyelim ihsanlar. Bütün hastalıklardan korunabilmek için yeterli ve dengeli beslenmeli insanlar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Rumeli Üniversitesi Rektörü Sayın Tamer Dodurga Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Siyat Başkanım, Sayın Dekanım, Meslek Yüksekokulu Müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili öğrencilerim, değerli basın mensupları, bu güzel okulumuzda, bu güzel öğrencilerimizle birlikte olmanın mutluluğuyla hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu güzel etkinliği, anlamlı etkinliği düzenlediği için ben öncelikle il müdürümüzü ve tarım ilçe müdürümüzü yürekten kutluyorum. Gerçekten bu etkinliklere çok ihtiyacımız var. Dünyada bir yok oluşa doğru hızla ilerliyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi tüketim çılgınlığı, aşırı israf ve bize dayatılan tüketim kültürü. Dayatılan diyorum çünkü bunu bize dayattıkları zaman alışverişi, satın almayı teşvik ediyorlar, israfı teşvik ediyorlar ve böylece birileri buradan da müthiş para kazanıyorlar. Bir kısım insan gıdaya ulaşmakta zorluk çekip dünyada ölürken daha fazla insan da obeziteden ölüyor. Çok ciddi bir tezat var. Hatta tüketim çılgınlığı nedeniyle insanlarda obezite gelişirken aynı insanlar bu sefer zayıflayabilmek için zayıflama ilaçları, obezite ilaçları ve maddeleri almak için yine bir çılgınlık peşinde koşuyorlar. Yani bu kaos devam ediyor ama her ortamda tüccarlar kazanıyor. Şimdi bu tüketim kültürünün yerini de değiştirmek gerekiyor. İsraf kültürünü, israfı etmeme kültürüyle yer değiştirmek gerekiyor. Ki bizim ecdadımızdan kalan kültürümüzde bunun örnekleri var. Hepimiz, belki eskiden daha fazlaydı ama ekmeğe karşı çok saygı duyarız. O bizim kutsalımızdır. Onu kolay kolay israf etmeyiz. Maalesef o dahi israf ediliyor, ayrıca söylemek gerekiyor ama genelde ekmek konusunda diğer maddelere göre daha hassasız. İşte bu ekmeğe duyduğumuz saygıyı ve israf etmeme kültürünü diğer gıda maddelerinde yaymamız gerekiyor. Yoksa bu kültür yaygınlaşmadıktan sonra hakikaten
biraz evvel söylediğim bu yok oluştan kurtulmamız mümkün olmayacak. O yüzden bunun, bu kültür oluşturmanın yeri başta aile, ikincisi okullarımız. Ben bu okulda yapılan bu etkinliği bu nedenle çok değerli buluyorum. Emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bizim üniversitemizde meslek yüksek okulumuzun aşçılık bölümü öğretim görevlileri katkıda bulundular. Onlara da özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Etkinlik tekrar kutlu olsun. Teşekkür ederim. Fikrinle rakipleri her zaman ezmek için, yabancı ülkeleri görüp ve gezmek için, masmavi denizlerde yıllarca yüzmek için yeterli ve dengeli beslenmeli insanlar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Ahmet Yavuz Karaca Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Rektörüm, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, SİAD Başkanımız, siyasi partilerin temsilcileri ve çok kıymetli öğrenciler. Sözlerimize başlamadan önce ben birkaç gün önce Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan şehitlerimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Zira onlar olmasaydı belki de biz burada bu etkinliği düzenleyemezdik. Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık etkinliği bakanlığımızca Dünya Tarım Teşkilatı ile beraber yürüttüğü bir proje olarak başladı. Bu okulda olması da çok anlamlı. Birçok okulda etkinlik yaptık. İstiklal Marşı'nı bu kadar güzel okuyan bir grup görmedim. Ben onları şimdi sizin huzurunuzda bir daha alkışlamanızı istiyorum. Sağ olsunlar. İlçe müdürümüzün de söylediği gibi dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf ediliyor. Batı ülkelerinde ve birçok ülkede, gelişmiş ülkelerde obeziteyle uğraşırken Afrika'da 800, Afrika gibi gelişmemiş ülkelerde, ülkelerin olduğu bölgelerde, işte Güneydoğu Asya'da 800 milyon insan aç. Açlık sınırında demiyoruz, aç. Dünyadaki bu tüketilen ve israf edilen gıdayı eğer israf etmezsek açlık diye bir sorunu tamamen ortadan kaldıracağız. Türkiye ne durumda peki buna bakarsak? Müslüman bir ülkeyiz elhamdülillah ama buna rağmen israfta çok üst sıralardayız. Buna dikkat çekmek için bakanlığımız aslında bu projeyi başlattı. Türkiye'de 33 milyon ton çöpün 15 milyon tonunu gıda atıkları oluşturuyor. Bunun da maddi değerini şimdi söyleyeyim ya, çok büyük bir değer. 15 milyar lira. Yani eski parayla 15 katrilyon oluyor değil mi? 15 milyar liralık bir kayıp, israfla karşı karşıyayız. Biz de buradan hareketle bakanlığımız ve il müdürlüğümüz olarak bir farkındalık. Farkındalık nerede başlar? Okulda başlar. Biz öğrenciyken okula gelen tiyatro gruplarının veyahut da gelen bir seminer veren bir kişilerin verdikleri seminerleri ve o şeyleri dün gibi hatırlarız. Bu tür etkinlikler o yüzden çok önemli. Çünkü geleceğe yatırım yapıyoruz. Biz bu etkinliği 2020 yılında başlattık. Şu anda içinde bulunduğumuz, işte Sayın Rektörümüzün de söylediği gibi, Rumeli Üniversitesi Rektörlüğümüz, gerçekten kendisi benim hocam olur aynı zamanda. Ve yine hocam, dekanımız, Sağlık Bilimleri Dekanı, sağ olsunlar, her türlü etkinliğimize sonsuz destek veriyorlar. Burada da kendi desteklerini hissediyoruz. Çok sağ olsunlar, var olsunlar bu noktada. Bizlerin amacı burada hepimizin birer gıda koruyucusu olmak. Yani işte gıdanı israf etme demekle israf olunur mu? Olunmaz. Ne yapmamız gerekiyor? En temelinde marketlere gidiyoruz değil mi? Markete gittiğimizde özellikle çocuklarımız anne babanın şeyinden çekiştiriyor. Diyor ki bunu da al, bunu da al, bunu da al. Ondan sonra bir bakıyoruz ki işte 3-4 parça bir şey için almak için girdiğimiz marketten kocaman bir şeyle ayrılıyoruz. O arada eve geliyoruz, işte meyvelerden, hani derler ya, önce gözümüz doyacak sonra karnımız doyacak.
Gözümüz doyarken o meyveler ve sebzeler bir bakıyorsunuz ki dolapta çürümeye yüz tutmuş ve atılmış. Bu noktada ne yapabiliriz? Birincisi, bakkala giderken, eskiden biz çocukken bakkala bir defterle giderdik. Çoğunuz hatırlarsınız. O defterle, bakkalın defteri tutmadığı zaman fırçayı yiyorduk ailede. Listeyle gitmemiz lazım alışverişe. Bu bir. İkincisi, evde artan veyahut da bozulmaya yüz tutmuş olan işte domatestir, ekmektir. Bunları değerlendirerek ne yemekler yapabiliriz? Bunların tarifleri üzerinde durduk. Ama birinci şey, alırken israfı engellemek, listeyle alışveriş yapmak bizim için çok önemli. Yine iki çeşit son kullanım, iki çeşit tüketim tarihi var şeylerin, ürünlerin üzerinde. Dünyadaki zehirlenmelerin, gıda zehirlenmelerinin %95'i hayvansal kökenlidir. O yüzden burada son kullanma tarihi çok önemlidir. Süt, yoğurt, et gibi birçok üründe son kullanma tarihine dikkat etmemiz lazım. Burada hiçbir tavizimiz yok. Fakat yine bakliyat ürünleri, işte kuru fasulye, pirinç, bulgur gibi tavsiye edilen tüketim tarihi olan ürünler var. Burada tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünler tüketime devam edebilir. Bu noktada da bize çok iş düşüyor. Ayrıca yine marketlerle ilgili de birçok çalışmamız oldu. Marketlerde işte tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşmış veyahut da günü yaklaşmış olan gıdalarda indirime giderlerse daha çok o ürünlerin atılmasını engelleyecek çalışmalara da imza attık birçok marketle beraber. Yine bugün buradaki etkinliğimizin hemen arkasından 2,5 milyon yerli ve milli fide dağıttık İstanbul genelinde. Bunun okulumuzda da dikildi zannedersem, değil mi? Onlara da bir kompost, yani yine bir çıktı var orada. Organik maddelerin belli bir yerlerde bekletildikten sonra oluşan kompostu biz organik gübre olarak kullanabiliriz. Bugün topraklarımızın buna da çok ihtiyacı var. Kimyevi gübre, zira toprakları kirletiyor, hepimiz biliyoruz. Topraktaki bir toprak o kadar canlı ki, çok uzatmak da istemiyorum ama toprağın ürün verebilmesi için içerisinde milyonlarca enzim ve mikroorganizmalar, solucandan tut her şeyin olması lazım. O toprak canlıdır. Toprağın 40 santim kısmı canlıdır. Bu canlılığın oluşması için de yüzyıllarca süre gereklidir. Kimyevi gübrelerle bu canlılığı ortadan kaldırmak yerine organik gübreye yönelmek istiyoruz. Burada da yine organik atıklardan meydana gelen kompost gübrelerimizi kullanmanın da işte bir çıktığımız da burası. Yani gıdanı kuru sofrana sahip çık derken kuru kuruya demiyoruz. Birçok çıktığımız var burada. Bu konuda da ciddi manada da geri dönüşler aldık. Çok da iyi sonuçlar alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. İnşallah bu etkinliğin de hayırlara vesile olmasını diliyorum ben. Ve burada yapılmasını da çok anlamlı buluyorum. Birçok programı bırakıp ben buraya geldim. Çünkü burada olmak benim için çok önemliydi. Davet ettiğiniz için, programda emeğe geçen bütün arkadaşlarıma, işte başta okulumuza, Milli Eğitim Müdürümüze, SİAD Başkanımıza, üniversitemize özellikle, üstüne basa basa söylüyorum, ve kıymetli öğrencilerimiz, sizlere çok çok teşekkür ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kendine yetmek için, ömrünü uzatarak tekamül etmek için yeterli ve dengeli beslenmeli insanlar. Çorba yapımı için okul binamızın birinci katındaki mutfak atölyemize davet ediyorum, arz ederim. Şimdi soğanı mı yiyeceğiz? Soğanımızı keselim ortadan ikiye. Şöyle şurada. İkiye kestik. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra şöyle şöyle. İnce ince mi yapıyoruz? Başka da mı? Devam görebilirsiniz. Biz onlara kadar şey yapamayız. Sen bayağı ustasın akşam. Böyle mi doluyoruz?
Biz evde kılıbık olanlar herhalde biraz daha bunda başarılı oluruz. Bilmiyorum, sanki var mı yazdık? Yani. Var diyorsunuz. Bunlar yeterli mi bu şekilde? Tamam, o yeterli. Yazık kesin. Evet. Elimizi keseriz. Tamam. Peşine gösterelim. Evde neyler işler bizim üzerimize yılmasın değil mi? Öyle olacak işte. Bu akşam bir bilmiyorum. Çok güzel. Doğru mu kesiyorsun? Evet abi, doğru. Doğru mu? Size de bir doğrusunu alayım. Bizim mi olur? Tabii. Bizim herkese iyi şey var. Namaz yapalım. Şöyle bir olur. Olur. Bugün biz çok iyi doğradığı için arkadaşımızı kılıbıkların birincisi seçtik. Sizler 2-3 diyoruz. Siz de çok iyi doğramayı öğrendiniz. Doğru için mi? Bunu küçültüyor muyuz yoksa? Yanlış bir şey mi yazdık? Size kalmış. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir de bilgi yapalım. Bugün güzel bir etkinlikle, ihtiyacımız olan bir etkinlikle, hepimizin önemsemesi, bilinç kazanması gereken bir konuda düzenlenen bir etkinlikle bir aradayız. Bu güzel yaz mevsiminde bir aradayız. Gıdanın ne kadar stratejik bir olay olduğu, hayvansal ve tarımsal ürünlerin dünyamız için ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğu herkesin malumu. Özellikle bu pandemi sürecinde ve hepimizin malumu bu Ukrayna Savaşı sürecinde gıdanın dünyamız için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tecrübeyle de olsa öğrenmiş bulunuyoruz. Ürettiğimiz gıdayı, sahip olduğumuz gıdayı kararında kullanmak, ihtiyacımız oranında kullanmak, bunu israf etmemenin ne anlama geldiğinde bu tür etkinliklerde daha da içselleştirmeye çalışıyoruz hep birlikte. İhtiyacımız olan kadarı tüketmeyi, ihtiyacımızdan fazlasını belki sofralara getirmemeyi, bunun ihtiyacımızdan fazlasını israf etmemeyi öğrenmemiz gerekiyor ki gelecekte ihtiyacımız olandan da mahrum kalmayalım. Bu noktası çok önemli. Bu anlamda sahip olduğumuzun kıymetini iyi bilmeliyiz. Sahip olduğumuzla yetinmeyi, israfa kaçacak noktada bu tüketim alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmeyi bilmeliyiz. Ve bazen atık diye gördüğümüz, hiç önemsemeden hemen elimizin tersiyle çöpe yuvarladığımız malzemelerden çok farklı lezzetler, çok farklı ürünler ortaya çıkarıldığında hep beraber bu etkinlikler sayesinde de görüyoruz. Bunları değerlendirdiğimiz zaman ben inanıyorum ki bugün olduğumuzdan çok daha ileride bir tasarruf miktarına ulaşacağız. O anlamda da gıda güvenliği, gıdanın uzun erimli kullanımı ve sürdürülebilir kullanımı anlamında önemli bir yol kat etmiş olacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle organizasyonun sahibi, emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyorum. Sizlere de katılım sağladığınız için, bizlerle beraber olduğunuz için hasreten teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Thank you.
Sen nasılsın? Sen ne durumda? Çok fazla değil. Şu anda ne yapıyorsun?